Peki, medya arkasına bakalım. Boynuzum nerede? Yapmadım boynuz. Ama neden? Yapmadım, istemiyorum boynuzu. Ama neden benim istediğim hiçbir şey olmuyor? Yapmıyorum, bugün de yapmıyorum. Hayır, boynuz, ama boynuz. Küçücük bir şey istedim. Bugünkü medya arkamızı genel bir tema etrafında döndüreceğiz. Neden herkes bu kadar sinirli? Neden herkes birbirine bu kadar atarlanıyor? Ve neden televizyonda insanlar birbirlerine çemkirmezlerse bu programlar seyredilmeyecek diye bir düşünce var. Yahu insanların birbirine ezmediği, bozmadığı, sapıkça, saçma sapan, cinayi hareketler yapmadığı, işte aha birazdan çakacak bir tane demediğimiz bir program görmüyoruz. Zaten televizyon dizilerinde yeteri kadar var. Herkes birbirini gebertiyor. Yeteri kadar var. Bir de bunlar stüdyo programları. Ve El Alemin stüdyo programına baktığımız zaman neydi o? Bir tane program vardı. Hadi bir ara biz de niyetlenmiştik onda. Hani Bodrum'daki büyük mandalin bahçesinde yaparız filan diye. Bake Off. Tatlı yapıyorlar babacığım. Tatlı yapıyorlar ya. Anlaşıldı. İngilizlerin programı. Tatlı yapıyorlar. Mis gibi çoluk çocuk, anneanne, dede filan. Yarışma. Yarışma ama. Herkes tatlı yapıyor ya. Hani vardır ya bizde laf var yani. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım diye. Değil mi? Ya bizde bir yerli versiyonunu yaptılar. Millet birbirinin gözünü oydu birader. Gözünü oydu. Gözünü oydu yani. Bu kadar yani bu kadar. Biz böyle değiliz. Biz sevecen insanlarız. Ne oluyor yahu? Bu da şey yarışması. Kuaförüm sensin. Kuaförüm sensin. Azrail'in benim gibi bir şey. Evet görelim. Ne dedim sizden? Boynuz küçücük bir şey mi? Evet. Ya benim zevkime hitap eden bir saç yapmıyorsunuz. Sizin zevkiniz yok ki zaten. Ben sizin de o yüzden vazgeçtim. Oo ne dedi? Ödümü kopardın Can. Ani tepkiler. Vallahi kuaförün sana nasıl dayanıyor ben hayret ediyorum ha. Senin kuaförün sana ediyorum. Dayanıyorsa benim size bana dayanır yani gayet. Yani sen hayat eşini bulma ya. Tek yaşa. Sen, canım. Mau. Kedilerle yaşa. Mau. Ay hepsi birbirini yiyor. Yani hakikaten çok ağır değil mi ya? Sabahları mı ne yayınlanıyor bu program? Böyle hakikaten. Gece tekrarı da var. Bazen var mı? Seyrediyor musun? Görüyorum işte sıradaki program kuaförüm sensin. Ya Flash TV kapanmasaydı ben hep Flash TV seyrediyordum ya. O bana utanmaz! Orada kakışmam. Evet. Bir emmi olarak, emici olarak şu çocuğun elinden tutup bir tedavi ettireydin ne olurdu? Ben de izliyordum. Devam. Işıkların altına peçete koyulmamış. Ha kağıt peçete mi? Evet. Kağıt peçeteleri. Orada. Peynirimiz çok az. Peynirle mi duracağız? Buyurun. Aşırı derece zaten az koyulmuş. Zaten ikramlık o. Yani. İkramlık yani. Da olsa o çok az. Bu programın ismi biliyorsunuz Zuhal Topal'la Sofra'da. Çok güzel bir program. Ben de Zuhal Topal'ı çok severim, çok beğenirim. Programımıza davet ettik. 2 ay yurt dışına gidiyorum dedi. Çekimleri bitmiş. Büyük ihtimalle bir rehabilitasyon merkezinde tedavi görecek. Yani ben bu programı sunsam zaten intihar ederim. Yani bırak böyle yani rehabilitasyonluk falan halim de kalmaz. Yani bu olacak şey değil. Bak şimdi Zuhal Hanım'ın yanındaki kız galiba orada otururken bir yalan kıvırdı. Çok sevdim onun yalanını. Görelim. İkramlık o. Yani ikramlık yani. Da olsa o çok az. Ya ne kadar yani altı boş bir yorum oldu bu. Kusura bakmayın Özgür Hanım ama iftariyelik biraz zeydi. İftariyelik öyle olur. Dına oruçumuzu açmak için mi sadece ikramlık yok mu? İkramlıklarımız var ama kızımız onları sofraya koymaya yetiştiremediği için ve ikramlıklarla karnımızı doyuramayacağımız için koymadık ama anında getirdik. Ben böyle bir yalan, böyle bir kıvırma görmedim. Fakat ne yapsın? Kızcağız da ne yapsın? Yani herkes birbirini böyle aşağılıyor, süzerek şeyler yok mu? Korkunç. Korkunç. Geliyoruz bir diğer rehabilitasyona ihtiyacı olan Fatih Üre'ye. Görelim. Aa, alsın gitsin. O yolu bu. Alsın gitsin aa, değil. Alır gider mi gitmez Mert mi? Mert teyzenin derdi ev galiba. Aa, tabii ki bu her gün oluyor galiba değil mi? Bu her gün mü? Bu böyle yani evet, Fatih ne yapsın? Tabii ki orada bir coşma gerekiyor. Fatih, ben Fatih'in performansını Zuhal'den daha yüksek buluyorum. Zuhal Topal'la sofrada da o heyecanı duymuyorum. Yani eski o ne oldu? Evlenmelerdeki heyecan yok.
Çünkü sofrada oturuyor kızla. Fatih bütün programı yüzüyle, yüzüyle, mimikleriyle şey yapıyor, anime ediyor. Fakat sanıyorum botoks nedeniyle pek de fazla bir mimik olmuyor. Onun için büyük şeyler görelim. Senin derdi ev galiba. Fatih Betül anne, Kemal beni alıp gider mi gitmez bilemem mi? Bilemem onu. Aman ağabey! İddiasına girme. Girme. Anne beni aldıktan sonra seni dinlemediği için demek ki hiçbir şey dinlemiyor. Ananı ve babam, anam. Oradaki şey animasyonu yani kameramanlar ve tabii montajda yapılan şeyler de var. Yakın girmeler falan filan ya. Hiçbir aldı. Anam! Mühim! Korkunç bir şey. Eskiden tabii ki biraz animasyon olsun, bir şeyler olsun diye. Neydi o? Esra Ceyhan'ımız değil mi? Ne güzeldi. Ne kadar haşerat, hayvanat, doğada yaşayan herkesi. Vallahi program Nuh'un gemisi gibiydi. Yani her şey geldi. Yılan geldi, ördek, keçi, köpek, tavuk. Yani bir herhalde fil falan gelmemiştir. Ya da timsah gelmemiştir yani. Hakikaten. Her şey geldi. Tabii o zaman yani bunun şeyi vardı. Nasıl söyleyeyim? Yani bazı hayvanatın mesela reytingi çok. Mesela İrem hayvanını fazla mı acaba? Ah yerim seni. O kadar üzülüyorum ki. O kadar kendini aşağılıyorsun ki. Bir televizyon programı yapmak istemez misin başkalarını yaptım aşağılamak için? Ne zaman yaptın? Haberim yok benim. Yaptım. Ama patladı. Çünkü yoğun bakıma kaldırıldım. Yoksa gidecekti. İrem Derici ile Eğlenmene Bak isimli. Çok güzel. Üç erkek, üç bayan şarkılı, türkülü bir yarışma. Grup hani ödülü aldığınız program. Yok. Onu peki. 1973 yılında o zamanlar rahmetli, ne diyorum ben be, beni de vallahi Devam! 10 yıl önce devlet bana emniyet kemerimi takmadığım için ceza kesti. Ve 10 yıldır kemerim beni çıkarmıyor. Bu sonuçta. Teşekkür ediyorum yetkililere. Kendimden ihbarcıyım. Kendimden şikayetçiyim. Dedim Türkiye'ye ders olsun, yani herkese güvenmesinler. Nerede ülkede adalet yok deniliyor? Nerede adalet yok? Var, adam kendini ihbar ediyor ya. Ah canım benim. Ah canım. Ne güzel, ne kadar modern, medeni, ne güzel bir ülke olduk ya Rabbim. Akıl sağlığımız yerinde değil olsun ama iyiyiz yani. Bir tane şey vardı, gece böyle sigara kullanmayın diye dönen şeyler. Neydi onların genel adı? Duman avcıları mı? Hayır ayol. Kamu spotu ha. Duman avcı. sigara kullanmayın diyor. Orada bir tane adamcağız çıkıyordu. Şey diyordu böyle. 20 yıldır bunu kullanıyorum. Hiçbir zararını görmemiştim. Daha sonra bir şeyler oldu. Bıraktım. Eskiden torunum bana dedem pis diyordu. Şimdi bana dedem mis diyor. Çok iyi geldi aklıma. İyiymiş ama bu. Çok iyi değil mi? O yıllarda hiç evden çıkmamışsın. Değil ben mi? Bazı hani aileler bazı çocuklarını Allah kimseye vermesin. Akıl sağlığı yerinde olmayan çocuklarını evden çıkarmazlar ya. Sabahtan akşama kadar televizyona bakar. Müthiş bir arşiv var. Ben de öyleydim. Hayır ben bir şey diyeceğim. Televizyon. Ben gayet dışarıdaydım. Gayet konservatuvarımı bitirdim. Dünyayı gezdim. Okulumu okudum. Bilmem ne yaptım. Onun haricinde evet asosyaldim. Ama kendi dünyamı yarattım yani. Benim ilk diyaloğum koltuk desenleriyle. O çirkin çirkin böyle gelirdi ya onlar böyle baştan falan. Dıkıl 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 diye onlarla konuşuyorum şimdi. Ben ne yapayım? Zekam demek ki koltuk üstünü yani. Hani of gerçekten delirtti bu adam beni. Ben niye geldim lan buraya? Devam! Yerli yersiz gülüyorsun. Nerede güleceğini bilmiyorsun. Biz burada komik bir şey anlatmıyoruz yani. Bu işte hakikaten... Yani Allah'tan o şey gibi değil. Ne o? Bizimle Dilsin programı hangisiydi? Bizimle Dilsin. Bu tarz ha. Katılmış gibi söyle. Saçlar falan. Bu tarz benim. Bu tarz benim evet değil mi? Bu tarz benim. Evet. Orada mesela ağır aşağılamalar vardı. Çok yani çok haince, çok sertti. Bu yine fena değil ama burada da böyle bir kadınlar bir aradayken yani bize bizim kadınımızı da bir garip tanıtıyor. Sanki kadınlar hep böyleymiş gibi. Hani yani bir böyle bir alttan çok gülüyorsun ne oluyor falan filan. Bir şey bir sinir bir böyle bir tatsızlık bir garip bir aşağılama. Evet maşallah. Tabii ki gelen sorular da ayrı güzel. Görelim. Aşk dizileri izlemek hocam. Ne?
aşk dizileri. Şimdi bütün dizilerin içinde aşk var. Ama seyircimiz şöyle sormuş. Aşk dizileri izlemek oruca zarar verir mi? Dur. Şimdi ben seyircimizin bu kadar gerizekalı olduğunu düşünmüyorum tabii ki. Bu hocalarımıza, değerli hocalarımıza sorulan soruların da televizyoncular tarafından hazırlandığını, hatta böyle büyük toplantılar yapılıyor değil mi? Meşhur hocalarımız orada güzel bilgiler veriyorlar filan. Orada birileri çıkıyor böyle garip garip sorular soruyorlar. Yani bizzat adamın kendisi görüyoruz. O soruların da sordurulduğunu düşünüyorum. Çünkü biz zeki milletiz yahu. Bak kurnaz demiyorum. Zeki milletiz. Zeki milletiz ve de adap bilen bir milletiz değil mi? Orada koskoca hocaya efendim işte bilmem ne abuk subuk böyle şeyler sorduruyorlar. Neden sorduruyorlar? İnsanlar birbirlerine ertesi gün anlatsınlar. Vay bak hocaya bunu da sordular falan gibi. Hem hocayı zor durumda bırakıyorlar. Hem hocayı zor durumda bırakıyorlar. Hoca tabii buna gönüllü değilse. Hem de tabii ki olmaz. Olabilir mi? Bir hoca buna gönüllü olabilir mi? Bir hoca reyting almak için değil mi? İster mi hoca böyle şeylerle reyting almayı? İstemez. Çok ciddi bir şey yapıyor. Dolayısıyla bunu sorduruyorlar. Şimdi bu soruyu niye soruyorsunuz? Adamcağızı bak nasıl zorda bıraktınız görelim. Aşağı tükürsen sakal, yukarı tükürsen bıyık derler ya. Şimdi dizi seyredebilirsiniz. Bunun içerisinde aşk da olur, meşk de olur. Olmaz değil. Zaten bizim hele Türkçe ise efendim fakir olan zengin kız veya zengin olan fakir kızdır. Efendim o şekilde gider o. Ama bu aşk dediğiniz şey bizi gayri meşru yola itiyorsa, aklımızı başımızdan alıyorsa... Dur! Yahu Türk dizilerinin son yıllarda yayınlanan hepsi gayrimeşru yola itiyor. Yani bizi gayrimeşru yola itmek, yani eğer bize kötü örnekler sergileniyorsa mı diye ben düşünüyorum. Yani mesela ne izledik değil mi? Bin Bir Gece vardı değil mi? Ha? Ondan sonra Aşk-ı Memnu'nun kendisinden, orijinalinden koparılmış, bambaşka hale getirilmiş değil mi? Öyle şeyler izliyoruz. Yani biz... Yani hangi çok efendi dizi izliyoruz ki ya millet birbirini kıtır kıtır doğuruyor ya gayri ahlaki aile ilişkileri filan değil mi? Dizilerde bütün bunlar oluyor. Biz de çok efendice programlar yapıyoruz bunun yanında. Yani bizim yaptığımız programlarda bizzat gerçek kişilerin yani İrem gibi ben gibi biz İrem ve Okan olarak konuşuyoruz değil mi? Ha? Ama dizilerde böyle bir şey yok. Değil mi? Oyuncular diyor ki efendim ben o rolü oynuyorum. Yani roldeki kişi ahlaksız bir kişi. Fettan bilmem ne filan işte sürekli kocasını aldatıyor. Adam da diyor ki işte adam diyor çapkın diyor sürekli karısını aldatıyor diyor. Öbür dizide oynayan diyor ki işte diyor adam diyor katil diyor sürekli ateş ediyor diyor. Öbürü diyor ki adam delikanlı diyor şey yapıyor falan. Zaten ben oyuncuyum diyor. Biz öyle değiliz. Biz gerçeğiz. Onun için bizde bir şey olsa çok ayıplanır. Onun için aslında televizyonların en edepli programları talk show'lar. En ufak bir şeyde bizi linç eder insanlar. Oh dizilerde neler oluyor. Sonra hoca nasıl devam ediyor görelim. Bizi gayri meşru yola itiyorsa, aklımızı başımızdan alıyorsa... Dur. Meğer başka bir şey anlatıyormuş. Ben sandım ki şeye diyor yani hani aileye kötü örnek oluyor. Mesela işte efendim adam... Gözü başkasını arıyor falan gibi ben anladım. Tam öyle anlıyordum. Öyle gibi oluyor. Görelim. Aklımızı başımızdan alıyorsa Ramazan orucu tutarken bizi başka kapılara doğru sürüklüyor ise elbette Ramazan orucunun sevabı kalmaz. Hı. Yani şurada söylenmeyecek bir laf var. Onu söyleyemiyorum ama erkekler anlasınlar. Yani o aşk dizilerini seyrederken kendi kendinize başka işle yapmaya kalkarsanız o zaman ne oruç kalır, ne namaz kalır, ne hiçbir şey kalmaz. Dur, şimdi bak burada ben bu kıza bayılıyorum yıllardır bu. Yani bu kız o kadar hanım hanımcık bir kız ki mesela birisi böyle ayıp bir şey söylemese de o çok utanıyor her şeyden ve bir bu bir yani bir sunucu bir tür ihbarcılık gibi bir şey orayı ihbar ediyor. Mesela bu kız bir şey söylüyor bak. Aa. Niye yapıyorsun bunu ya? Niye yapıyorsun bunu?
Bu şeyde de vardır. Seda Hanım'da çok vardır, Seda Sayan'da. Birisi mesela bir şey söyledi, namüsait bir şey söyledi gayrı. O ne ya, hemen özürle. Türk halkından özür dile, asıyorlar orada, hemen getiriyorlar ilmiği böyle. He? Çıkarıyorlar, asıyor. Türk halkı adına ölüme mahkum edildin. Asın bunu. Ya. Neyse alkışlamayın. Evet, evde otururuz. Birbirimizi mi alkışlıyoruz evde? Gerek yok alkışlamaya. Evet. Ben Seda ablayı alkışladım. Ben de Seda ablayı alkışlıyorum. Seda Hanım hakikaten Türk toplumunda ki Seda Hanım'ı biliyorsun programlarında da şarkıcı türkücü çıkar, felsefe yapılır. Ağır felsefe yapılıyordu sabah programlarında. Böyle aile nedir, hukuk nedir, olay nedir? Ha? Böyle ağır felsefe. Aile şöyle yapmalıdır, kadın şöyle durmalıdır, erkek böyle yapmalıdır. Ağır felsefe. Adab-ı muaşereti biz onlardan öğrendik. Devam. Arkadaşlar selfie çekerken şöyle düz çektiğiniz zaman. Tamam. Dur. Hemen... En sevdiğim program. Duymadık demeyin. Bizim kanalımızda TV100'de yayınlanıyor. Özellikle medya arkasına koydurdum ki Cengiz'le Seren Serengil'i birlikte bir övmek istiyorum. Şimdi görelim bakalım. Şöyle düz çektiğiniz zaman. Hemen göstereyim 2 dakika. Öğrenin. Çünkü yani Cengiz bana ilk öyle itiraz etti. Sonra aynısını yapıyor ben ne yaparsam. Şimdi mesela kamerayı tuttuk. Ne böyle oluyor? Yaptığın zaman yakın çıkıyorsun. En ilginç şey Cengiz'le Seren Serengil'in durumu. Cengiz programı idare ediyor. Programın içeriği hazırlanıyor filan. Ve böyle yani herhalde böyle oluyordur diye düşünüyorum. Çünkü Cengiz her şeye hakim. Böyle işte altyapısı, arka yapısı, bilmem ne yapısı, haberlerin toplanması falan. Neden sonra Seren Serengil stüdyoya geliyor? Evde yok. Geliyor, güzel miyim? Bir de şey çekiyorlar, Instagram'a video çekiyor. Ben Seren Serengil'i takip etmeye başladım, pişmanım. Fakat takibi de bırakamıyorum. Çünkü bir arkadaş vardı, onu takip ediyordum. Adamı istemiyorum, adamın fotoğrafını görmek. Çok sıkıldım. Sessiz alın efendim. Ha, öyle değil, takibi bırakıyorum abi. 10 saniye geçmeden telefon açıyor. Niye bıraktın? Niye beni takip ediyor? Ulan düz diyor, her gün takipçilerini mi sayıyorsun? Sayıyorlar. Meğer program varmış ayol. Evet. Program varmış, oraya haber veriyormuş. Okan Bayülgen senin takibi bıraktı. Hemen telefon açıyor. Niye bıraktın abi? Ne oldu da bıraktın? Bir de yasa şu niye bıraktın? Yani neyi beğenmedin de bıraktın? Hayır, bileyim. Yani ilişkimiz bittiyse, görüşmeyeceksek bileyim falan diye bir şeyler söylüyor. Dolayısıyla herifi tekrar takip ediyorum. Tekrar bırakıyorum, yine arıyor falan filan. Dolayısıyla Seren Serengil takibi bırakamıyorum. Ama ve yani o kadar yorgunum ki, o kadar, yani her gün o şeyden, ne o? Neyse işte, böyle... Yani o kadar yoruluyorum. Yani çok fena oluyorum ve yani o kadar çok kat, bu kadar filtreli ne var bilmiyorum. Uzakta bir yerde Seren Serengil var. Böyle onu görüyoruz filtrelerde. Evet. Filtreleri aralayıp böyle falan ama çok güzel kız tabii. O da ayrı. Neyse program böyle yapıyor. Şimdi bak Cengiz'e şey anlatıyor. Selfie nasıl çekilir anlatıyor. Öğrenin. Böyle yaptığın zaman yakın çıkıyorsun. Bu kadar bak. Vesikalık evet. Gibi. Ya, ters yap bakayım. Ama böyle yaptığın zaman bütün biraz beden, daha, yani o zaman beline kadar bak. Beline kadar çıkıyorsun. Yani yakın yerine daha bedeni. Kamera çıkıyor. Yukarıda olmayacak, aşağıda olacak. Selfie dersleri. Teşekkür ediyoruz. Banu Alkan'a, sen iyi tanırsın Banu Alkan'ı. Sen de iyi tanırsın. Ben de iyi tanırım ama sen yapımcılığını yap. Bu çok acayip, yani çok acayip bir şey konuşuluyor. Onun için aldık. Aslında YouTube üzerinden yayınlanan bir program. Gördüğünüz gibi aynı televizyon kanalı gibi, mis gibi işte. Buyursunlar, görelim. Sen yapımcılığını yaptın. Çalıştın da Banu Alkan'la. Sen de çalıştın. Evet, ben de çalıştım. Mesele yok o zaman yani. Herkes bana bir şey çakmasın yani. Bana laf mı çakmak istiyorsun? Ben Banu Alkan'a haftada... Sen Banu Alkan'la aşağı yukarı 2 yıl falan çalıştın. Kaç? Banu Alkan'a ben haftada... En çok reytingi aldıran insansın evet, sen. Banu Alkan haftada ben kaç lira maaş verdim biliyor musun? Kaç para? 10 bin dolar verdim. Haftada. 40 bin dolar eder ayda aylık. Ayda 40 bin dolar maaş verdim. De ki 5 ay olduğunu düşün. 200 bin dolar para aldı. 200 bin düşün. Buradan sonra bu 40 bin dolar dendikten sonra orada bir matematik dersi başlıyor ki hani bir ara vardı lise matematiği bilmem üniversite matematiği falan diye televizyonda gösteriliyordu. Çok yararlı. Evet izleyin. De ki 5 ay olduğunu düşün. 200 bin dolar para aldı. 200 bin dolar para bugün kaç para yapıyor Savaş? 100 bin dolar 600. 1 trilyon 200 milyar 2 ayda 4 605 ay olsa hiç para kaldı mı diye sor.
1 trilyon 200 milyar para yani almış 5 ayda. Hiç para kaldı büyük mı Banu Halkan'da diye sor. Banu'nun bir tane yazdığı var. Altın oldu onu biliyorum. Bir kuruşu kalmadı. Çünkü hepsini yedi. Neden yiyor? Biliyor musun? Neden? Dur. Baba çok güzel program ya. Ciddi söylüyorum. Bak dedikodu var. Orada yazlığı var diyor. Parayı hesaplıyor. Matematik var. Her şey var. Bir konuşma da bir böyle atarlı filan. Ne oldu bana çakmaya mı çalışıyorsun sen filan? Ha? Sonra övüyor filan. Garip bir ilişki. Garip, acayip bir program. Devam. Mars mı daha yakın Macaristan mı? Şu an buraya. Mars. Mars daha yakın Mars. Neden efendim? Şimdi ben artık bunlar çok üzülmeye başladım ya. Yani ülkemizde eğitim seviyesi çok yüksek ve çocuklar bu kadar şeyi bilmekten dolayı kafayı üşütmeye başladılar. Bu kadar bilinir mi ya? Bu kadar iyi eğitim verilir mi çocuklara ya? Ha? Değil mi? Hani hakikaten Mars'a gittik yani bu eğitimle ha? Değil mi? Ha? Mükemmel. Bunlar bizim çocuklarımız ya. Görelim. Bilmiyorum. İsmi çok karizmatik. Şu an bizim bulunduğumuz yere Mars mı daha yakın, Macaristan mı daha yakın? Mars. Mars. Neden? Hani akşamleyin dama çıktığımda, yukarıya baktığımda Mars daha yakın geliyor ama Mars'ı görebiliyorum da ama Macaristan'ı göremiyorum yani. Çok sağlam. Gülmeyin yahu. Sağlam abi. Sağlam. Başka bir değerlendirme var yani. Damdan değerlendiriyoruz olayı ve onu görüyorum. O Macaristan'ı görüyorum. Akşam dama çıktığımda. Akşam dama yani çıktığımda. Sanki böyle... Bir ritüelmiş gibi bahsetmesi çok tatlı. Akşam dama çıkıyoruz. Akşam dama çıkılır ne güzel bir adettir. Demek ki böyle bir kırsal bir belki ailesini ziyarete gidiyor. Böyle bir şey yapıyor değil mi? Ne kadar güzel büyüklerini belki ziyaret ettiği zaman dama çıkıyor. Ne güzel damda yatılır da. Damımıza kar yağdı. Bu keyif haftaya kaldı. Zor bela sabır ettik. Bugün de yağmur yağdı. Hey! Hiç iyi değil. Devam. Annem beni görse diyecek ki psikolojisi bozuk gene. Kendini soktu. Ben. Bak, evet. Evet İrem çıktı. Alkışlıyoruz. Buldum. Alkışlıyoruz. Kaç defa söyledim. Şu çocuğu buraya koymayın. Bende tiksinti uyandırıyor diye. Bunun temizlik manyağı. Seyrediyor musun? Ben şu an bayağı şey oldum. Temizlik hastaları. Böyle. TLC. D-Max mi TLC mi? TLC değil mi? Bu kadar değilim ama... Ama bu çok acayip abi. Sanıyorum 32 yaşımda ruh eşimi buldum ben. Bastıra ne sineriz var ya. Ya bu arkadaşı çağırsak ya. Hanımefendiyi de çağırırız. Tanıştırırız en azından. Tabii bir çay içeriz. Bir çay içerler şurada evet. Peki devam. Açayım mı? Evet açabilirsiniz. Kapat. Kapat! Dur! Bak! Kapat! Yani bak, dur! Abi yapmayın. Bu milletin siniri bozuk zaten, yapma. Ulan yemek programı yapıyorsun. Yahu yemek programı yapıyorsun be adam. Sanki tencereyi açtı, karısının aşığını yakaladı. Açtı orayı. Bir de sosis mi, mosis mi, dolma mı, ne var, et mi var? Böyle uzun uzun bir şey görüyorum. Şuradan. Orada. Şırdan mı nedir? Açtı orayı. O da ne? Kerimcan Durmaz. Sanki karısının aşığını yakaladı. Öyle bir şey. Kapat! Kapat ulan! Lan yemek yapıyorsunuz. Özür dilerim lan demek istemiyorum yani. Seda Sayan gibi yapayım. Özür dile Türk halkından. Özür dilerim. Evet devam. Açayım mı? Evet açabilirsiniz. Kapat. Kapat! Aç, aç, aç. Arkadaş. Yaparken öyle değildi. Daha sonra. Siz mutfakta çalışıyorsunuz değil mi? Bu yemekte biz şef korumasını falan geçtim. Bu yarışmanın şampiyonu oluruz. Bakma gözümün içine. Niye bakıyorsun ya? Ne oluyor ya? Ne oluyor abi? Ha? Yarışmanın ismi The Taste. He? Ya yarışmanın ismini alırım ayağımın altına filan olması lazım değil mi? The Taste. Nerede? The Taste'te şey yapıyoruz biz. Aşçıyız. The Taste. The Taste'te aşçılık yapıyoruz. Nedir programın? The Taste ya. Uluslararası format falan. Böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle yani haince şey. Ha bazı yabancı versiyonlarında hakikaten sert insanlar var. Sert ama işine çok hakim. İşine çok hakim. Ondan sonra biraz
şey yapıyor, haşlıyor filan böyle bir. Hafif ama hafif. Böyle bir şey değil. Bu böyle hani ailesini katletmişler gibi, Allah vermesin böyle. Ramana! Evet, devam. Beyler 29 dakika var, ortada yemek yok. Biriniz kestiriyor, biriniz hala sufle yapıyor. Birinizin makarnası yok. Sen de pişir orada, haşla enginarda pişir. Kapağı kötü yapsan dahi bunu ya bitmiş bir şekilde buraya koy. Kapağı. Birinin daha makarnası ya, çıkmadı. Sürekli çakıyor abi. Değil mi? Ne acayip çakıyor ya. Değil mi? Et dövüyor gibi böyle. Devam. Kapağı bitmiş bir şekilde buraya koy. Kapağı. Birinin daha makarnası yok. Çıkmadı. Biri yapmış sadece bir tane enginar. Yoğurt var mı? Malzemem yok. Şu başka bir şey yok. Ne lazım? Ne arıyorsun? Ağlamayacaksın. Burası... Burası ağlama yeri değil. Burası ağlama yeri değil. Çok ağır birader. Görelim. Gonca Vuslateri Cihangir sokaklarında aşkını nasıl... Bunları bizim Cengiz'le Seren'in programından aldık. Şimdi ben de eski şeyim vardı, aparatım. Aparatımı getirdim. Bundan sonra konuşmalarımızda da bunu yapacağım ben de. Şimdi orada olay neyse ona göre şarkı var şekerim. Oley. Benden var mı? Senden var mı bilmiyorum. Her zaman senden bir şey vardı. Yok. Nerede var? Sen Demet Akalın mısın? Değil. Yok. Yok galiba ya. Abi yeni barıştık, yapma gözünü seveyim. Dur bakayım. Ebru Polat da değilsin. Peki. Tamam dur şimdi buna bakalım. Bak şimdi bak. Sevdim malum ki en güzel huy. Şey yap- ha. Değil mi? Şey yapıyor, şey arabayla kaçıyorlardı böyle, kızla oğlan arabayla kaçıyorlardı, hemen onun şarkısı geliyor. Değil mi? Bak size de takılıyordum eskiden kadın programında mesela, diyor ki ah yoruldum diyor. Yoruldum artık falan, hemen şarkıya başlıyor, aşığım aşığım falan. Değil mi? Görelim. Gonca Vuslateri Cihangir sokaklarında aşkını nasıl haykırdı? Sevdim malum ki en güzel huyum. Dur bak hemen diyor, aşkına aykırı sevdiğim falan şarkıya girdi. Sonra böyle unutulmaz, böyle unutulur. Hande Ataizi'nin eski eşi Benjamin Harvey kiminle yeni bir aşka yelken açtı? Sen sensin ve hain, dur abi, haber yani Hande Ataizi'nin eski eşi başka aşka yelken açıyor. He değil mi? Bizim şeyciler haber öyle unutulmaz böyle unutulur diyerekten bizim haber VTR'si kıza nispet yapıyor oğlum. Kaç katman var? Devam. Berkay'ın hesapları Maliye'nin yakın markajında. Eski bir haber. Berkay'ın hesapları Maliye'nin yakın markajında. Oradan isyanlardayım diye Berkay'ın kendi şarkısından. Değil mi, görelim? Berkay'ın hesapları Maliye'nin yakın markajında. İsyanlardayım. O cezanı ben veremedim ama alnım tuttu sonunda. Demet Akalın küplere bindi. Şarkısını okuyan Ceylan Koynat'ın videosunu kaldırttı. İnanırım yeni yola dönsem ne fark eder. Ünlü futbolcu şaşırtmaya devam ediyor. Mustafa Sandal, 20 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez el ele. El ele, ulaştır bir... Ha, küçücüğüm her şeyim de girebilirdi. Her şey girebilir. Mükemmel. Devam. El ele, ulaştır beni, düşman çatlatalım gel ele. Dur, 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 kaçma. Senin bir aşkım, dur, yapma. Şey gibi geliyor hani, arkadan takip eden paparazziler söylüyormuş. Dur 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 kaçma. Ay, ay. Çok istiyorum ya böyle bir şey. Ya yani hiç ya yapmadık program, böyle yapamaz mıyız? Mesela gel bakalım şimdi. Hadi sen bir şey söyle şimdi. Mesela de ki birini seviyor musun? Şu an kalbim boş, birini sevmiyorum ama... Asla da kalbimin kapılarını kapatmış değilim. Umudum var. İnşallah bir gün ben de aşık olacağım. Böyle bir şarkı yok. Ben de bakayım ya. Dur bak. He bak şu aşıksan bunu çalıyoruz hemen. Aşktan umudum bir hossam. Dur. Mesela. Niye bu saçma şey mesela Hande Yener'den manzara koymuşlar. Neden bahsedince çıkacak? Dur bakalım.
Buradan manzara farklı. Sen suçlu, ben haklı. Siz bir şey söyleyin, ben seçeyim. Dur. Peki. Ben oturayım, sen oraya gel. Çok güzel bir oyun. Siz de evinizde oynayabilirsiniz. Merhaba, ben Okan Derici diye. Evet. Sorsam nasıl bir şey söylesiniz? Siz tekrar 5. kez evlenmeyi düşünüyor musunuz? Bilmem, aşığım. Bundan sonra seyretsen göreceksin şimdi beni de. Gezeceğim, tozacağım, eğleneceğim. Vuracağım dibine, dibine. Ne yapacaksın, kapacaksın, merak edeceksin. Tamam, yeter, bir yerde kesiyorsun. Diğer soru. Evet. Evladınızın size benzemesini ister misiniz huy olarak? Ben çok isterim, o kadar çok isterim ki inşallah. Çekemiyorlar bizi, kıskanıyorlar. Çünkü onu da eleştirecekler. O da diyecek ki çekemiyorlar bizi. Bu çok büyük sorumluluk. Harbiden bir program olmaz mı hakikaten? Peki.